Bu hareketin İslami sosyal hareketler içinde en geniş çaplı ve modern olanı olduğu kanaatindeyim. Eğitim, sosyal hizmetler, insani yardım ve başka hizmetler sunma noktasında harika işler yapıyorlar.

Garden Grove, Kaliforniya'da bulunan Orange County İslam Merkezi'nin yöneticisi ve imamıyım. Aynı zamanda Kaliforniya'nın Orange ilçesinde bulunan Chapman Üniversitesi'nde de dersler veriyorum. Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi'nin başında bulunuyorum. Güney Kaliforniya'daki tüm İslam merkezlerini bünyesinde toplayan Şura Konseyi'nin de başkanlığını yapıyorum. Amerika'da geçirmiş olduğum 40 yıl boyunca birçok farklı kurumlarda hizmet etme imkanı buldum diyebilirim. Kaliforniya'nın Orange County bölgesinde hizmetin birçok temsilcisi bulunmaktadır. Bunların içinden özellikle Pasifika Enstitüsü'nü zikredebilirim. Onlarla uzun yıllar önce tanışmıştım. Yakın zamanda da içlerinden Abdurrahim Özcan ve Halil gibi bir grup samimi arkadaşla tanışmış oldum. Nezaketleri, mütevazılıkları ve adanmışlıklarından çok etkilendim. Hizmet hareketini okuduklarım ve yakın zamandaki Türkiye seyahatim vesilesiyle tanıyorum. Beni oldukça etkileyen bir oluşum. Bu hareketin İslami sosyal hareketler içinde en geniş çaplı ve modern olanı olduğu kanaatindeyim eğitim, sosyal hizmetler, insani yardım ve başka hizmetler sunma noktasında harika işler yapıyorlar. Türkiye seyahatim boyunca birçok farklı insanla tanıştım. Halktan insanların yanı sıra çeşitli üniversite ve yüksek okullarda akademisyenlerle, liderlerle tanıştım. İnsanların evlerinde misafir oldum. Bu ziyaretler vasıtasıyla Allah hepsinden razı olsun. Bu insanların ne kadar adammış, ne kadar samimi olduklarını ve kendilerini yaptıkları işlere nasıl verdiklerini gördüm. Cenabı Hakk'a dua ediyorum ki hem onları hem de bu hareketi rahmetinden esirgemesin. Günümüz İslam dünyası birçok problemden muzdarip. Bunlardan en büyüğü ayrışmadır. Halbuki Allah bize birlik olmayı telkin etmiştir. Bizler vahdet ümmetiyiz, tevhid ümmetiyiz, bizler birer tevhid insanıyız. Tevhid, Allah'ın bir ve tekliği anlamına gelir. Bizim de o şekilde birlik olmamız gerekir. Kur'an'da çok defa zikredilir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Birbirinizle kavga etmeyin, çekişmeyin. Yoksa zayıf düşer ve yenilirsiniz. Dolayısıyla bu hakikat insanları bir araya getirmek adına önemli bir noktadır. İkinci bir mesele eğitimdir. Eğitimde çok gerilerdeyiz. Halbuki kaynaklar açısından bir sıkıntımız yok. Allah insanlara birçok kaynak ihsan etmiştir. Bütün kaynaklar, doğal birçok kaynak emrimize amade bulunuyor. Fakat yine de eğitim kurumları, güzel okullar, üniversiteler ve yüksek okullar kurmamışız. Aynı zamanda fakirlikten de ciddi anlamda muzdaribiz. Yiyecek bir lokma dahi bulamayan o kadar çok insan var ki. İnsanlar korkunç bir fakirliğin içinde yaşamaktalar. Dolayısıyla insanların onlara yardım eli uzatıp onlara imkanlar sunması büyük önem taşıyor ki bu imkanlar yalnızca yiyecek dağıtma şeklinde değil, insanlara birer iş bulma imkanı sağlayarak olmalıdır. Bir başka problemimiz de hastalıklar noktasındadır. Acı çeken o kadar çok insan var ki Yaşadığımız çağda kolera ve benzeri bütün küçük problemlerden dolayı insanların ölmesinin hiçbir mazereti yoktur. Bunların tedavisine gayet iyi bir şekilde bakılabilir. Ulaşılabilir kaynaklarda yok değil. Dolayısıyla bizim birçok hastanemizin, kliniğimizin olması gerekir. Müslümanlarda doktor kıtlığı gibi bir şey de söz konusu değil. Birçok doktorumuz var. Bu doktorlar kalkıp insanlara yardıma koşmalıdır. İşte bunların hepsi bir yandan insanları davet ederek onları bir araya getirmeli, bir yandan da onların eğitimsizliklerinin, yoksulluklarının, hastalıklarının çaresine bakmalıyız. Günümüzde ihtiyacımız olan dünya işte bu şekilde bir dünyadır. Birçok hareket gereğinden fazla siyasete dalmış bir vaziyette. Asıl önemli olan şey sosyal çalışmalara, manevi çalışmalara yoğunlaşmaktır ve sonrasında Allah'ın izniyle bir yeniden doğuş baş gösterecektir. Yeniden doğma zaman alan bir şeydir. Dolayısıyla ümmetin bu tür sosyal çalışmalara ihtiyacı var. Günümüzde bu dört dörtlük mükemmel bir harekettir diyebileceğimiz bir hareket yoktur. Mükemmel bir hareket efendimiz zamanında gerçekleşen hareketti. Çünkü o Allah'ın elçisiydi. Peki o zaman yapmamız gereken şey nedir? Bu noktaya ulaşmak için bir gayret göstermektir. Ben ortaya konulan çok güzel gayretlerin olduğunu görüyorum. Bütün ayrıntılara vakıf değilim fakat tanıyabildiğim kadarıyla hizmetin güzel bir hareket olduğu kanaatindeyim. Gerçek anlamda İslami temeli olan bir harekettir. Çünkü İslamiyetin temel prensiplerine, Kur'an'a, peygamberimizin sünnetine dayanmaktadır. Bu açıdan bakınca onun bir İslami hareket olduğunu görüyorum. Kökleri İslamiyete dayanıyor. Sahip olduğu prensipler İslami kaynaklarla temellendiriliyor. Fakat aynı zamanda bu hareket modern çağa ait bir harekettir. Yaptığımız her işte yaşadığımız zaman dilimiyle ilişki kurabilmek zorundayız. Çünkü biz insanlar evrensel ve zaman üstü varlıklar değiliz. Biz insanlar hususi varlıklarız. Yaşadığımız zaman dilimine, mekana, içinde bulunduğumuz durum ve şartlara göre hususi şekil alan varlıklarız. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet bu harekette Müslümanların günümüzde yaşamış olduğu meseleleri, zorlukları ve problemleri ele almaktadır. Hizmet hareketinde benim dikkatimi çeken ve idrak edebildiğim en önemli fark eğitime odaklanmalarıdır. Bu oldukça önemli bir konudur. İşte bu yüzden de yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yüzlerce hatta binlerce okul kurmuşlar. Eğitime gerçekten çok büyük bir ilgi gösteriyorlar. Ve yalnızca gençlerin değil, üniversite ve yüksek okullara giden yetişkinlerin dahi eğitimiyle ilgileniyorlar. Ben de bu üniversite ve yüksek okulların kimisini gezme imkanı buldum. Aynı zamanda sosyal hizmetler alanında da hummalı bir şekilde çalışmaktalar. Sosyal hizmetlerle ilgilenen başka hareketler de yok değil ki İslam dünyasında bu alanda çok büyük bir ihtiyaç vardır. Ama onların bu konuda çok profesyonel bir şekilde çalışmakta olduklarını gözlemledim. İnsani yardım kuruluşlarının merkezini ziyaret ettim ve sahip oldukları bilgi, uzmanlık ve detaya olan dikkatleri beni çok etkiledi. İnsanlara gerekli hizmetleri nasıl ulaştırabilir? Özellikle herhangi bir yerdeki bir doğal afet, deprem ve bunun gibi anında oraya nasıl ulaşılır ve insanlara anında yardım nasıl yapılır? İlk etapta ağır kayalar ve yıkıntılar altında kalanlar varsa onlar nasıl kurtarılır? Bunlara yoğunlaşıyorlar. Orada hazır bulunan gerekli bütün makinaları, tırları gördüm. İnsanlara tedarik edilecek çadırları, yiyecekleri ve daha birçok şeyi gördüm. İşte bu tür şeyler, detaylara hakim olmak, detaylar üzerinde çalışmak. Bunlar önemli şeyler. Mesele sadece insanlara hizmet etmek üzere, hüsnü niyet taşıyan gönüllülere sahip olmak değil, aynı zamanda işin usulünü de bilmek lazım. Profesyonellik ve teknikle çalışmak da çok önemlidir. Bu yüzden beni çok etkilediler. Pasifika Enstitüsü'nün gezi programı Bence harika bir program. Özellikle lider pozisyonunda olan Müslüman ve Müslüman olmayan kimselerin bu gezilere katılması çok önemli. Oldukça eğitici ve ilham verici bir organizasyon. Aynı zamanda da farklı kültürleri daha iyi anlamaya bir fırsat oluşturuyor. Gezi çok profesyonel bir şekilde yürütülüyor ve bunun için hizmeti ayrıyeten takdir etmeliyim. Oradaki insanlar ki sayıları o kadar çok, insanları alıyorlar ve çok iyi ilgileniyorlar. Farklı yerleri gezdiriyorlar. Hiçbir şekilde insanlara bir şey empoze etmeye yeltenmiyorlar. Hadi şunların beynini yıkayalım demiyorlar. Onların yolu yöntemi bu değil. Onlarda sadece işte elimizdeki bunlar anlayışı var ve insanlara onu sunuyorlar. Bu çok güzel bir şey çünkü farklı kültürlerin birbirlerine daha da yakınlaşması adına büyük hizmet etmiş oluyor. İsterdim ki bunu yapan başka Müslüman ülkeler de olsun. Çünkü İslam dünyasının insanlara sunabileceği o kadar çok şey var ki. Türkiye'nin bu konuda ilk adımı atmış olmasına ve Hizmet hareketi gönüllülerinin bu işi yapıyor olmasına çok seviniyorum. Bu programın devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türk insanının bu harekete ihtiyacı var ve bu hareketin de tabii ki bir siyasi hareket olmamasına rağmen siyasetle ilişkisi olmamasına rağmen Devletin desteğine de ihtiyacı var. Devletin hareketin yapmış olduğu faaliyetler içinde önünü kesmemesi, aksine desteklemesi gerekiyor. Devlet işbirliği yapmasa dahi en azından destekleyip kösteklememesi gerekiyor. Sorun oluşturmaması gereken o kadar çok alan var ki. Bu hareket barışçıl bir harekettir. Hiçbir şekilde şiddet eğilimi nevinden şeyleri içermiyor. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken İslam dünyasında var olan barışçıl hareketleri destekleyip onları teşvik etmektir. Hizmet ve Sayın Gülen'in benimsemiş olduğu felsefe yalnızca Hristiyanlar ya da Müslümanlara değil, tüm insanlara fikirlerini paylaşarak İslamiyete dair daha geniş bir anlayış geliştirme, onun bir barış ve birlik dini olduğunu anlama fırsatını sağlıyor. Kur'an çoğu yerde öğrenme ve ilim arayışı üzerinde, ilim ve akıl üzerinde durmuştur. İslamiyet'te bunlar çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden de hizmet hareketinin öncelikli hedeflerinden birisinin eğitim olması beni çok sevindiriyor.